İşsiz kalanların işkur aracılığıyla onaya kadar maaş alma hakkı var. Önde gelen firmalarda çalışırken işsiz kalan yaklaşık 31 bin üst düzey yönetici de bu haktan yararlanmak için başvurdu. Hal böyle olunca işkur dev firma ve holdinglerde yöneticilik yapan binlerce kişinin geçim kapısı oldu. Türkiye İş Kurumu geçtiğimiz günlerde 2016'ya ilişkin faaliyetlerini ve istatistikleri açıkladı. Açıklamalarda ise ilginç detayların yer aldığı görüldü. Ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle artan işsizlik, kendini işsizlik maaşı başvurularında da gösterdi. Verilere göre 2016'da işten atılan 1.520.282 kişi de işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yaptı. İşsizlik maaşı almak için başvuran 30.912 kişinin 10 ila 50 bin lira arası maaş alan yöneticilerden oluşması dikkat çekti. Bir başka ifadeyle işkur, dev firma ve holdinglerde yöneticilik yapan binlerce kişinin geçim kapısı oldu. İşsizlik maaşı başvurusu yapan yöneticilerde ilk sırayı 14.633 ile İstanbul aldı. İstanbul'u 2.868 yöneticiyle Antalya, 2.356 kişiyle Ankara izledi. İş kanunu kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve gerekli şartları taşıyan yöneticilere işsizlik maaşı bağlandı. Peki işsizlik maaşının şartı neler diye soran olursa, son 120 gün içinde sürekli çalışarak adına prim ödenen ve yine son 3 yıl içinde adına en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenen kişiler işsizlik maaşı almaya hak kazanıyor. Prim şartını taşıyanların işten ayrıldıktan sonraki bir ay içinde iş kura başvuru yapması şart. Şu anda en düşük işsizlik maaşı 711 lira, en yüksekse 1422 lira. Son 5 yıla baktığımızda ise 4,9 milyon kişinin işsizlik maaşına başvurduğu görüldü.